kelime kadromuzun zayıflaması, bakış açımızdaki tereddütler, modernitenin getirdiği zorluklar gibi sebeplerle son dönemde hatırlatılmaya ihtiyacı olan bir zenginliğimiz var. Ben ona biraz temas etmek, işaret etmek istiyorum. Kendi şairlerimizin, kendi gönül erlerimizin, eskilerin hayatı yaşamaya dair, güzel yaşamaya dair, iyi insan olmaya yönelik, benim işaret levhaları dediğim eserlerine dönüp bakmaya çok ihtiyacımız var. Eğer bunu başarabilirsek bir ölçüde, ruh dünyaları bize hiç benzemeyen, bazı kimselerin dışarıdan gelip bize pek de uymayan yol göstermelerine ihtiyacımız kalmayacak. Geliyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Belki kendi dünyalarında geçerliliği var, bilemem ama bize pek de uymuyor. Yani buna biz kişisel gelişim falan diyoruz bugünlerde. Böyle bir çok konuşulan bir sözdür malum. O alanda hangi şairlerimizden kana kana istifade edilebilir? doyurucu eserleri kimlerde bulabiliriz diye. Şöyle bir baktığımda aklıma hemen altı isim ilk anda gelir. Yozgatlı Fenli, Diyarbakırlı Sayit Paşa, Alvarlı Efe, Ziya Paşa, Şeyh Galip, Nabi. Altı isim. Her birinin birer manzumesi, birer şiiri, yeterince dikkatle incelenebildiğinde bize gösterecek ki aslında ihtiyacımız yok. Akıl verilmesine fazla ihtiyacımız yok. Ama kendi kaynaklarımızda aramızda iyi olmayınca noksan kalıyoruz, üzgün kalıyoruz işin doğrusu. Mesela Said Paşa merhumdan sen usandırma ili elde usandırmaz seni diye başlayan 66 Mısra, 55 Mısralık harika eseri. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme diye başlayan Alvar Lefe'nin 66 Mısralık eseri. Sakın bir dideyi ağlatma, handan olmak istersin Mısralarını içine alan Yozgatlı Fendi'nin eseri. ilk anda verilebilecek örnekler. Şeyh Galip Merhum'un çok meşhur Hoşça bak zatına kim diye başlayan eseri. Ortak değerleri şu, biz bin yıldan bu yana Anadolu coğrafyasında İslam terbiyesiyle büyük medeniyetler kurmuş, kütüphaneler dolusu eserler vermiş, bulunuyoruz. Bin yıl kolay değil. Ama işte Türkçe kitaplarla dolu kütüphanelerin dışında okumuş Türkler olarak dolaşıyor ve aradaki engeli pek de fark etmiyoruz çoğu kere. Burada pişen bize daha çok yarar. Bizim için daha faydalı olur, daha kolay hayatımıza yansıtabiliriz ve uyum sorunu olmaz. Kendi değerlerimizden koptuğumuz kadar veya uzaklaştığımız kadar acı çekiyoruz. İşin doğrusu bu. Bunu kuvvetle idrak edip mucibince, gere gereğince amel etmek eskilerin deyişiyle gereğini yapmak bizim için son derece elzem. Tabii bunlar kelime demek. Yani bir anda bakıyorsunuz daha 100 yıl olmamış şiirin yazılalığı ama okuduğunuz zaman sanki yabancı dil gibi anlamakta güçlük çekiyoruz ve hayret ediyoruz. O yüzden yaptığım işlere bazen sen ne yapıyorsun diye sorduklarında Türkçeden Türkçe'ye tercüme yapıyorum diyorum. Meseleye biraz da dikkat çekmek için. Bizim samimi derin peygamber sevgisiyle donanmış samimi Müslüman edamız var. Bütün medeniyetimiz işte biz bu şekilde tesis ettik. Ve kütüphanelerimiz çok zengin. İnanılmayacak kadar zengin. İş bizde. Ve bu noktada kamu otoritesinden inisiyatif beklemek dahi ihmal olur. Yani biraz tembellik olur diye düşünürüm. Bu fert fert her birimizin tek tek her birimizin meselesidir. Sahip çıkmak bizim işimiz öyle ya. Kuluz, Allah'a karşı bir sorumluyuz. Yarın ne iş ait göstereceksin? Neticede kendi hayatımız. Hoşça bak zatına kim? zübde -i alemsin sen, merdumi dide-i ekvan olan ademsin sen, diyen Şeyh Galip ne dedi? Sevildiğini bil, kıymetini idrak et. Sen insan olarak yaratıldın ve insan yaratılmışların en kıymetlisi. Bütün kainat senin emrinde ve sen kainatın çekirdeği, özeti mesabesindesin. Allah'a muhatapsın. Sevildiğini bil, yanlış yapma. Birçok şikayet edilecek konu var. Yani yaygın olduğu için tekrar hacet görmüyorum ama işte doğru kullanmadığımız teknoloji. Yerinde istifade edemediğimiz, kullanamadığımız medya. Bizi lüzumsuz şeylerle meşgul eden algı gibi birçok sebeple hayatımızı boşa harcadığımız bazen oluyor. Mesela şöyle de bakabiliriz. AVM'ye girer haftada bir iki defa ortalama. Beşer altışer saat geçiririz. Olur olmaz bir iki dizi seyreder. Haftada iki dizi mesela. Dörderden sekiz saat orada kaybederiz. On sekiz saat demek haftada ve bir insan haftada 18 saatini planlı bir biçimde hangi amaca yöneltse 3-5 yıl içinde o sahanın uzmanı olur, söz sahibi olur. Yani kelimeler uzak, işte biraz yorgun, uzağız falan demenin alemi yoktur. Çok zengin bir birikimin mirasçısıyız. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibi olmanın alemi yoktur. Merhum Necip Fazıl haklıdır. Define sandığının üstüne oturup dilencilik yapanlara çok benziyoruz. Kendi kaynaklarımıza, kendi seleflerimize, büyüklerimize dönüp bakmak ve onların ne dediklerini anlamak için biraz gayret sarf etmek ihtiyacındayız işin doğrusu. Ve ben herkesin bildiği gibi bu yönde faaliyet göstererek bir ömür harcamaktayım. Dedenin torununu mektubuna ulaştırmak gibi bir iştir bu. Yani özetlemek gerekirse yaptığım odur. Ama şunu görüyorum. Gençlerimiz kendilerine o mektubu ulaştığında ilgisiz kalmıyorlar. Gönüllerini açıyorlar, heyecanla, şevkle sarılıyorlar. Kızılacak değil, acınacak, merhamet edilecek çok insanımız var. Vesselam. Çok teşekkür ediyorum efendim.